Ali Kara Hasanoğlu. Memnun musunuz Saadetliler? Seçim öncesinde yüksek sesle bağırıyorlardı. İsrail ile ticaret sürüyor. İsrail'in kendisinin kınanamadığı, İsrail'e silah satan devletlerin kınanamadığı bir dünyada belaltı vuruşlar olarak yorumlanacak ne varsa yaptılar. Hamas terör örgütüdür diyenlerin buluştuğu televizyonlarda Türkiye'yi İsrail'e ticareti sürdürmekle suçladılar. Ahmet Davutoğlu gözümüzün içine baka baka İsrail'in tüm silahlarını Amerika ve Almanya verirken Türkiye'nin soykırıma destek vermekle suçlanabileceğini iddia etti. Hamas mücahitler örgütüdür diyen ve bunun bir bedeli olduğunu, o bedeli de ödemeye hazır olduklarını söyleyen genel başkana sahip AK Parti'yi samimiyetsizlikle suçladılar. Murat Kurum İstanbul kaybedilirse Gazze kaybedilir anlamında bir cümle kurduğunda Hamas terör örgütüdür diyenlerle birlik olup ne alakası var İstanbul'la Gazze'nin dediler ve hep birlikte saldırdılar. Peki kabul edelim İstanbul'la Gazze'nin bir ilgisi yok. Seçimin üzerinden daha bir ay geçmedi. Rahmi Turan Sözcü gazetesinde 22 Nisan günü yazmıştı. Tüm batı dünyasının terörist olarak kabul ettiği Hamas örgütünü Sayın Cumhurbaşkanı Kuvayi Milliye'ye benzetti. Bu yanlış bir benzetmeydi çünkü milli mücadelemizin ateşini yakan Kuvayi Milliye bir terör örgütü değildi. Devam ediyorum. AK Parti seçimi kaybettiği için siyasiler de Hamas'a saldırma politikasına başvurdular. CHP İP listesinden milletvekilliği yapan Aytun Çıray, Rahmi Turan'ı aradı ve Hamas için şu çirkin kıyaslamayı yapmaya kalktı. Rahmi Turan dünkü köşesinde yazdı. İyi Parti 27. dönem milletvekili Aytun Çıray da aynı görüşü savunarak Erdoğan'ın Hamas'ı Kuvayi Milliye'ye benzetmesinin sonuçları vardır ve o sonuçlar hepimizi etkiler. Bir gün birileri de çıkar PKK'yı özgürlük savaşçısı diye tanımlar uyarısında bulundu. Sanki PKK kurulduğu günden bu yana İsveç'inden Almanya'sına, Fransa'sına, hiçbirisi tarafından terör örgütü olarak ilan edilmediği gerçeğini bilmiyormuşçasına. Bir gün birileri de çıkar diyerek aklı sıra tilkilik yapmaya kalktılar. Affedersiniz İsrail seçimleriyle Gazze'nin ne ilgisi var diyordunuz değil mi? Bakın nasıl da cesaretlendiler ve dün tam da 31 Mart seçimlerine AK Parti'nin kaybetmesini fırsat bilen o korkunç skandal yazı yayınlandı. Yine Sözcü gazetesinde Ege Cansen isimli kişi tarafından. Bakın cesaretleri nerelere tırmanmış. İsrail'in katlettiği 20 bine yakın çocuktan tek kelimeyle bahsetmeden, bakın ne diyor Ege Cansen? Hamas'ın İsrail kasabasına baskın verip 1200 kişiyi öldürmesi bu bağlamda PKK'ya ilham vermiş olabilir. Tilkilik şu, İsrail Uluslararası Adalet Mahkemesi'nde soykırımla suçlandığı bir zaman diliminde Hamas'ı suçlu gösterip üzerine bir de PKK'da benzeri bir eylem yapabilir diye de Türkiye'yi tehdit etmek. 31 Mart seçimlerinde AK Parti başarılı olsaydı Egecan sen bu yazıyı kaleme alabilir miydi? Alırdı diyenin alnını karışlarım. Devamını da getiriyor Egecan sen. Seçim galibiyetinin sarhoşluğuyla artık fren tutmuyor. Hiçbir güç İsrail'i bulunduğu topraklarından söküp atamaz, hatta 1967 sınırları öncesine bile geri döndüremez. Bu yazıyı Şalom'da değil, Sözcü gazetesinde okuyorsunuz. Bu durumda ne diyebilirim? Sevinin saadetliler, sevinin ortaklarınızın bu yazılarından, ne diyebilirim? Sevin Ahmet Davutoğlu, sevin. Birleşmiş Milletler kararlarında kabul edilen 1967 sınırlarının bile artık bir karşılığı yok diyenlerin ağzı kulağına varıyor. Bu söylemi artık pervasızca dillendirebiliyorlar. Ne diyebilirim? Helal sana Fatih Erbakan. Gazze ile İstanbul seçimlerinin ne alakası var diyenlerin moderatörlük yaptığı Sözcü TV'ye, Halk TV'ye çıkıp İsrail ile ticareti kesin dediniz. Bakın, Ticareti kesin dediğiniz medya organları şimdi İsrail'i işgal ettiği topraklardan hiçbir güç çıkaramaz diyor. Hadi söyle, sevinebilecek misin Fatih Erbakan? Bakıyorum muhafazakar isimleri ardı ardına televizyonlarına çıkaran, gazetelerine manşet yapan İsrail muhibbi medya organlarına seçimden sonraki bir haftayı çıkartırsak, Artık ne Saadetlileri, ne Gelecek Partilileri, ne de YRP'lileri ağırlamıyorlar sizinle işimiz bitti dercesine, İsrail'i hiçbir güç bulunduğu topraklardan çıkaramaz söylemiyle yayınlarını sürdürüyorlar. Öyle bir kirli algı yürütüldü ki, sanki İsrail'e karşı AK Parti'den çok daha sert söyleme sahip bir alternatif varmış gibi algı oluşturdular. Dün bizim mahalledekilerin, tuz yetiştirmeye çalıştıkları hıyarım var diyenlerin gerçek yüzleri ortaya serildi. Onların yanlışa düşmeden yapılan icraatın daha yüzeline çağrı nasıl yapılır? Somut örnek vereyim. Bugünkü manşetimizde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ordu evlerinde bugün dahi alkollü içecek bulundurulmasını akit olarak eleştiriyoruz. Evet ordu evlerinde alkollü içecek bulunmaması gerektiğini hatırlatıyoruz ama bizim bu manşetimiz bir gerçeği de inkar etmiyor. Nedir o gerçek? Ordu evleri düne göre çok daha olumlu bir noktada. Dün Peygamber Ocağı'na yakışır bir noktada olma iddiası bile yoktu. AK Parti iktidarında Ordu evleri düne göre çok daha iyi konumda. Ama gönül istiyor ki küçük çocukların da lokantalarına gittiği ordu evlerinde anayasada da gençlerin korunması emri verildiği için artık bu yanlışa son verilsin. Bunu söylerken, yazarken sizi gidi sizi modunda, siyasi iktidara nazire yapmak, onları samimiyetsizlikle suçlamak asla doğru bir tavır olmasa gerek. Yanlışı söyleyelim ama düne kadar söz oynatılan hiçbir kural tanımaksızın alkol içilen, üstelik dindar insanların da asla alınmadığı orada evleri gerçeğini unutup, daha güzeline çağrıda bulunacağımıza yöneticilerin de görev aşkını bozacak şekilde samimiyetsizlik suçlaması yaparsak, hem yalan yazmış oluruz hem de vicdansızlık yapmış oluruz. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Hilal Kaplan, bir imha kampı olarak Gazze İsrail'in ve İsrail taraftarlarının bu aralar duymaktan en çok rahatsız oldukları kelimelerin başında toplama kampı, Auschwitz ve soykırım var. Dünya Yahudi Kongresi tarafından Ocak ayında yayınlanan "Hayır, Gazze Auschwitz değildir" başlıklı bildiri sadece bu benzetmeden değil, 1948'de Filistinlilerin acı ve ölüm dolu sürgününe Nakba yani felaket adı verilmesinden bile ne kadar rahatsız olduklarını anlatıyordu. Halbuki hem tarihi gerçekler hem de İsrailli yetkililerin ilk günden bu yana giderek şiddetini artıran söylemleri İsrail'in 80 yılı aşkın zamandır batıya hesap ödettiği holokostun çağdaş versiyonunu yaşadığımızı açıkça gösteriyor yasaklı kimyasal silah kullanılmasından tutun da açlığın bir savaş silahı haline getirilmesine kadar bir savaşı savaş olmaktan çıkarıp soykırıma dönüştüren ne varsa Gazze'de uygulandı. Nazilerin uyguladığı en önemli taktiklerden biri Yahudileri Çingeneleri ve Slavları açlıktan ölmeleri için Varşova gettolarına sıkıştırmaktı. Bugün güvenli alan kisvesi adı altında 3 kilometrelik bir alana sürülen 2 milyondan fazla Filistinli burada bir yandan bombalarla bir yandan da açlık ve susuzlukla karşı karşıya bırakıldı. Hakkında onlarca sinema filmi yapılıp tüm dünyanın sempatisini kazanmak üzere çekilen o dramatik Hollywood filmlerinde soykırımın lanetli toprağı olarak anılan Auschwitz kampında 1.3 milyon kişi 5.5 kilometre karelik bir alanda toplanmıştı. Bugün 2 milyondan fazla sivil gazeli 3 kilometre karelik bir alanda neredeyse 2 kişiye 1 metre karenin düştüğü bir kampta hayatta kalmaya çalışıyor. susuz elektriksiz ve kum tepeleri arasında. Tam da İsrail'in kuzeyindeki Metula şehrinin belediye konseyinden David Azuli'nin söylediği gibi, Gazzelileri mülteci kamplarına sürüp burayı bir Auschwitz müzesine dönüştürmek istiyoruz, tüm dünyaya İsrail'in neler yapabileceğini göstermeliyiz. Öyle de oluyor. Katliamın başlamasının üzerinden geçen 200 günün sonunda şehit olan Filistinli sayısı 35 bine yaklaşıyor. Gazze'deki hastanelerin altından toplu mezarlar çıkıyor. Filistin Sivil Savunma Üyesi'nin yaptığı açıklamaya göre Nasır Hastanesi'nin altında bugüne kadar bulunan toplu mezarlardaki 20 kişinin diri diri gömüldüğü anlaşılıyor. Gazze bir açık hava hapishanesinden bir açık hava imha kampına dönüştü. Eskiden soykırım denince akla gelen mazlumlar, bugün soykırım denince akla gelen zalimler olarak tüm dünyada kendilerini tescillediler. Hilal Kaplan sabah